Biraz daha geçerken kadar biraz daha kısa olsun. Tamam. O zaman yanları dur lan iki ile gideyim iki. Hiçbir uçağa falan gerek yok şimdi. İki ile gidelim buradan alalım. Buraları istemiyorsun değil mi sen? Aynen. Şu bölümler gitsin. Aynen. Gençler. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri böyle fade mat saç kesimleri de yapıyoruz değil mi? Evet. Bak bu sefer Anıl'a denk geldi. Hadi siz de izleyin bakalım. Fade'i nasıl yapacağız? Böyle bir katlı çıkalım. Böyle bir katlı kesim yapalım bakalım Anıl'a. Anıl'ım bak bakayım günün bunu çıktığın yer iyi mi? Aynen abi. Değil mi? Yeterli o kadar sana. Gençler ilk önce iki numarayla alıyoruz ha. Şöyle bir iki numarayla bir şuraları bir toparlayalım. İyi mi gülüm? Aynen abi. Bence iyi. Evet, iki ile girdik. Şimdi arkadaşlar, şimdi sıra geldi. Kaç numarayla almaya? Şu bir numarayı takalım. Bu yanlar zaten daha sıfırlayacağım yani. Oğlum oraları. Hepsini kat kat çıkacağım ya da. Şimdi bir numarayı taktık. Çengel kapalı. Şimdi şuraları şöyle bir numarayla alalım. Güzelce bir çerçeveyi çıkartalım. Bilmeyen berberlere eğitim veriyorlar. Ne? Bilmeyen berberlere eğitim. Tabii canım eğitim de veriyorum ya. Öğretiyorum yani. Öğrensin millet. Saç nasıl kesilir? Nerede ne yapılır? Oğlum sen nasıl? Pizza ustasıysan? Biz de bu işin ustasıyız. Anıl'ım bir şeyime gülüp kaldık. Gençler kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanımla da size zahmet olmazsa bir zahmet onu da bir açarsanız yeni gelen videolardan da hiç değilse haberiniz olmuş olur. Şimdi burayı da böyle bir numarayla aldık ya. Ondan sonra böyle bir ürünümüzü temizliyoruz. Temizlik önemli gençler. Temiz olmanız lazım. Pis pis iş yapılmaz. Böyle temiz çalışın. Ondan sonra yarımı taktık. Tekrar çengel kapalı. Aşağıda değil. Şimdi buraya şöyle bir kat daha geçelim. Buraları iyice birazdan yiyeceğiz. Şimdi buraları böyle alıyoruz güzelce. Yarımla temizliyoruz. Bakın saçta kaç tane iz oldu değil mi? Tamı tamına 3 tane iz bıraktım. Bak kat 1. Bak birincisi, ikincisi ve üçüncüsü şurada. Tamı tamına 3 tane bıraktık. Şimdi elimizden bu makineyi de bırakalım. Ondan sonra neyi alıyoruz? Tabii ki de sıfırlamayı. Sıra geldi sıfırlamaya. Hop bunu buradan takalım. Evet, ince sıfırımızı aldık. Şimdi bir iz daha. Şöyle güzelce bir etraf temizleyip nerede ne hatalar var onlar bir çıksın ortaya. Evet. Şimdi buradan böyle bir sıfırla girelim. Şuraları böyle güzelce alalım. Şimdi buraları böyle güzelce alıyoruz gençler. İyice temizliyoruz.
Onun senin enseler de fena olmuş ha. Yine bu sivilceler patlamaya başlamış. Gençler hiç çizmeden yapıyorum farkındaysanız. Çizerek almıyorum. Direkt makineyi en dipten sürterek şuraları da böyle izleri kaybederek geliyorum yukarı doğru. Bu aslına bakarsanız daha kolay ama benim için kolay. Siz bunu yaparken saçlarda çok iz bırakabilirsiniz. O yüzden siz normal eski sistemden gidebilirsiniz. Eğer ki biliyorsanız öyle devam edin. Şimdi burayı da böylece sıfırlamış olduk. Anıl maşallah oğlum, klimayı açtım gene terliyorum ben. Sıcak abi senin klimayı. Lan klimayı açtım oğlum ya. Klimayı açtım. Nasıl sıcak? Sen terliyorsun bence, sen yanıyorsun. Bence sen yanıyorsun. Evet gençler, şimdi böyle sıfırlandık ya. Ondan sonra aslına bakarsanız bundan sonraki işlemimiz çok daha basit. Şimdi şu küçük bağların şu numarası var ya, bakın 2 milim yazıyor. Bunu buradan böyle bir takın. Zaten biz burada şu taraflara böyle iz bıraktık ya. Hemen buradan şurayı bir kaybedelim. İlk önce kaybedeceğimiz yer burası. Üstü ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi ilk önce burayı hallettik. Şimdi burayı böylece aldık. Ay. Çok önüme geçiyorsun. Vallahi bak çok önüme geçiyorsun. Şimdi gençler, bunun miniğini takıyoruz. Minikle şuraları ayarlayalım. En küçük bunun 0.5'i var ya. En küçük 0.5'i şuraları bir güzelce yiyelim. Bakın buradaki izleri kaybediyoruz. Farkındasınız değil mi? Görüyorsunuz. Şuraları. Anladın, kaldır. Heh. Bak böyle dik girerek hafif kaldırıyorum sonra yukarı doğru. İlk önce dik giriyoruz ama. Şöyle bir kaldırıyoruz hafiften. Anam böyle anlatmayınca çok basit geliyor değil mi? Evet. Hemen tık 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 tık. Anlatınca evet. Daha zor değil mi? Evet. Şimdi burayı da böylece ayarlamış olduk gençler. Tabi iz var mı? Var. Çünkü neden? Artık bu makinenin işlemi buraya kadar. Bundan fazlasına ileriye gitmiyoruz maalesef. Gidemiyoruz yani bu makineyle. O yüzden bunu böyle tekrar yerine koyuyoruz. Ve bunun sıfırını takıyoruz. Yani yarımını. Şundan böyle bir iki tık oynattık mı? Ondan sonra şuraları güzelce yiyoruz.
Bakın gördüğünüz gibi şimdi bu tarafların hepsini ayarladık. Geriye ne kaldı? Diplerdeki izler. Onları da direkt sıfırla kaybedeceğiz. Ama ilk önce pudralamamız lazım. Çünkü çok terledi. Saçların hepsi yapıştı. Acayip yapıştı yani. İlk önce bir önümüzü görmemiz lazım. Şimdi işte gençler bak nasıl izler çıktı değil mi ortaya? Az önce bunların hiçbiri gözükmüyordu. Şimdi maşallah bütün hepsi çıktı ortaya. İşte. Şimdi bu izleri kaybetmeye geldi sıra. Az önce görmediklerimizi şimdi görüyoruz. Tekrar. Hop. Aha yere düştü. Çıkar. Şimdi gençler görüyorsunuz değil mi şuraları? Bak buraları böyle böyle yaparak şunları inceden kaybedeceğiz. Bir tık daha böyle alalım. Makinenin böyle köşelerini kullanarak bu şekilde giderek buraları ince ince toparlıyoruz. Analım şöyle dur bakayım. Ya vallahi billahi var ya. Ben bu işi beceriyor muyum? Allah'ım. Evet, şimdi geldik dipleri ayarlamaya. Sıfırı kaybedeceğiz. Bir şey kalmadı zaten asla bakarsınız. Şöyle bir tık atın. Makinenin böyle dişlerinin uçlarını kullanarak şöyle şöyle yaparak yukarı doğru hafif kavis vererek şu diplerdeki izleri kaybediyorsunuz. Bu neden bu kadar rahat kayboluyor? Çünkü az önce ben çizmediğim için. Çizmiş olsaydım daha zor kaybolurdu. Ondan sonra şöyle bir tık yapıyoruz. Şurada kalan izler var ya, çünkü sıfırlandık, orada bırakılan bazı izler var. Onu da böyle yaparak 0.2 milimle buraları ayarlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi gençler buralar tamamdır. Evet, şimdi gelelim makas işlemine. Şimdi tabi makinelerde kestik. Makasta da bazı noktalar var, onları ayarlamamız lazım. Ve onları kaybetmeden olmaz. Evet, makasla iş silmeye geçiyoruz gençler. Bakın buradan böyle yukarı doğru. Zaten izler burada çıkıyor. Bu geçişleri çok güzel ayarlamanız lazım. Analım. Hiç ayıma gülüm. Ondan sonra bakın buralarda hep böyle ufak ufak saçın diplerindeki izler var. Bunu böyle makas yardımıyla böylece izleri kaybedebilirsiniz.
Böyle seyrek saç daha zor değil mi abi? Tabii ki de. Sıktan. Tabii. Hani eşitlemek, görüntü. Tabii falan. Canım. Hepsi çok daha zor hem de. Saçlı birindense değil mi? Tabii canım. Ama işte asıl işçide de, işçilikte burada ön plana çıkıyor zaten. Ondan değil mi? Yani bunu yaparsan zaten ustasındır. Eğer ki yapamıyorsan iş bırak zaten, bırak git. Yapma o işi. Gençler görüyorsunuz değil mi? Bakın buradaki izler yavaş yavaş kayboluyor. Anıl eğme gülüm. Eğme ki benim görmem lazım onları. Arkadaşlar siz de haberiniz olsun, bilginiz olsun. Seçi sakın ön tarafa doğru eğmeyin. Böyle kafayı eğdirtmeyin müşterinin. Evet bakın bu şekilde hem siz de makasla iz silmeyi de öğrenmiş oluyorsunuz. Hem makasla iz siliyoruz hem de böyle yukarı doğru kat çıkıyoruz. Gördünüz değil mi? Bakın çok minik minik gidiyor saçlar. Makasın ucunu da çok fazla açmayacaksınız. Şöyle yaparak buradaki izleri tarağın böyle köşesine gelelim. Buradan yukarı doğru kaldırarak böylece izleri kaybediyorsunuz. Şimdi gelelim buraya. Bak burada da izler var mesela. Hop. Sonra bu taraf. Makine belli bir yere kadar. Ondan sonrası makas. Zaten makasınızın iyi olması lazım. En dikten gireceksiniz ki tarağın uçlarına gelen bütün telleri hepsini alacaksınız. Bakayım şöyle. Vallahi billahi var ya. Az önceki haliyle şu anki bir anda değişti ya. Evet gençler. Gördüğünüz gibi. Bak az önce bu saçlarda böyle izler vardı. Makineyle. Ama şimdi ne oldu? Onların hepsi kayboldu. İşte gençler biz buna ustalık diyoruz. Haberiniz olsun. Böyle yaparak makasla izleri rahat bir şekilde kaybedebilirsiniz. Anıl, saçlara yeter herhalde. Yani yeter. Bence yeter. Daha fazla bir yere girmeme gerek yok. Biraz daha dedim de bu sefer de çok kötü olur gibi. Oğlum bak söyledim sana buralarını da eğer yukarı çıkarsam tamamen şey olacak. Bak sadece buramda saç kalacak. Aynen. Sadece buramda çok kötü duracak. Hani şey Ümit Davalan'ın saçını biliyorsun değil mi? Aynen. Bu kazımıştı da. Tamam. Biliyor musun sen? Girersem çünkü şimdi buralarını götürürsem senden. İyice zaten. Bak şuraları bir götürürsem çok kötü olacak. Buralarını da açacağım çünkü senin. O büyük sıkıntı çıkaracak bize. Şu an tamamen katlı çıktım ben sana saçı. Yani şu an hiçbir sıkıntısı yok zaten saçın. Bizim olayımız bence bu kadar. Şimdi. Sakal. Anılım. Evet. Geldik kaba sakala. Temel reis ve kaba sakal karşı karşıya. Hadi bakalım. Ay Anıl'ım, gülüm ne yapacağız sakalı? Abi sadece işte hafiften kırıkları, çok böyle kısaltmayacağız. 3 numarayla geçeyim mi? Aslına bakarsan 3 numara da almaz ya onu. Senin yanlarını, senin yanların daha da kısaltmam lazım bence oralarını. Çok da kısaltmak istemem abi aslında ama bilmiyorum. Oğlum zaten her zaman aldığım gibi yapmayayım ya. He, tamam. Tamam. Bir an numara deyince 3 numara şunu. Biz bir, ilk önce biz bir geçelim. Ondan sonra baktık olmuyor. Daha da kısaltırız. Gençler biz böyle 2 numarayla bir alalım. Benim tarağım nerede? Ha, bu tarak lazım. İyi izleyin kadı. Geçiş yeri. Anıl bak bakayım. Bence bu iyi abi. Ben i̇yi mi? Tamam. Şimdi bakın şurada böyle bir iz var ya. Onun için 1, 2, 3. Tık çalıştırıyorsunuz. Bak çok fazla girmeden bak. Makinenin bu tarafını kullanarak şu şekilde burayı şu izden yok ediyorsunuz ki yok oldu. Gördünüz mü? Çok basit bir işlem yani. Vallahi aşırı basit bir işlem. Şimdi tekrar biz bir 2 numarayı alacağız şimdi sakalı. Tekrar burayı aldım.
Bak zaten biz bu sakalı modelini çizmişiz bak burada. Buradan itibaren şöyle 2 numara vuruyoruz. Tabi buralara bakmayın, bunları daha ince açacağım ben. Şimdi burayı böyle 2 ile aldık. Ondan sonra 1, 2, 3 ve böyle yaparak burayı da böylece kaybetmiş olduk. Anıl bak bakayım, gülüm iyi mi böyle? Evet abi. Tamam. Şey, yanakları ne yapayım? Şuraları 1 numarayla alayım mı? Olur. Değil mi? 1 numara iyi gelir sana. Evet gençler, şimdi böyle 1 numarayı takacağız. Şöyle 1 numarayı takın. Çengel kapalı. Bak çok fazla çıkmadan. Ondan sonra şurayı da ondan sonra tam 1,5 alıyoruz. Yukarıya doğru kaldıra kaldıra. Ondan sonra 1-2 tık. Aralım bak bakayım. Evet abi. İyi değil mi gülüm? Çok fazla aşağıya kadar inmedim onu. Şuraya bakma, yukarıyı zaten ayarlayacağım. Aynen. O izi kaybedeceğim ben sana. Şimdi tekrar 1 numarayı takıyoruz. Aldık 1 numarayı. Sonra 1, 2, 3. Bir tık daha aşağısına. Şuralara. Ondan sonra tam buçuk. Makineyi dik şekilde. Dik bir konumu alarak. Buradaki izleri böylece kaybediyoruz ve katta vermiş oluyoruz. Ondan sonra biz bunu buradan direkt sıfıra alın. Yarınla şuralardaki böyle ize böyle yaparak ondan sonra şu inceyi alacağım bir saniye. Ondan sonra gençler şöyle bir tane attırdıktan sonra şurayı da şöyle aldığınız zaman anında olay çıkmış oluyor. Anladım, bak bakayım gülüm böyle. Aynen. İyi değil mi? Yapıyorsun bu sporu, halindeyiz. Valla. Tekrar dediğim gibi yarımı alıyoruz. Şurayı şöyle alıyorsunuz. Ondan sonra öyle bitirip buradaki izi yiyelim. Ondan sonra bunu böyle takıyoruz. Bir tık alıp buradaki de bizi de şöyle yaptıktan sonra Anıl bak gülüm. İyi değil mi? Gördüğünüz gibi burası böyle. Anıl, şimdi gelelim diğer bir işleme. Ne yapacağız gülüm? Yanları mı çizeceğiz makineyle sıfırla? Yanları ve altları çizeceğiz mi? Evet abi. Geçen çizdim işte. Tamam. Geçen gerçi biraz mecbur. Önceki evet. Evet. Şimdi biraz daha iyi olacak gibi değil mi? Toparladık mı biraz abi? Şey yapacağız mı? Daha aşağıdan mı alayım bu sefer? Ya aslında o da kötü olmamış. Değil mi? Ben bence de. Benim hoşuma gitti o ya. Benim de. Bence yani çok daha iyi oldu. Değil mi? Çünkü neden iyi oldu? Senin buraların çok dönüyor ya oğlum yukarı. Aynen. Şimdi dönen olduğu yerden şuradan alınca daha güzel durur, daha oturaklı durur sakal. Doğru, yandan. Şimdi buraya aldığımız zaman mesela buradan bıraktığımız şurada zaman şey, bir de burası uzayacak şimdi. Onu da bekleyeceğim. O sıkıntı. Sen yine abi. Eskisine devam değil mi? Gençler, çizme işlemine geçiyoruz. Şimdi şöyle bir şuradan böyle bir girdik. Ondan sonra böyle makineyi ters. Bak bakayım Anıl. İyi değil mi? Tamam. Şimdi burayı kare yapacağız diye mi dedim? Aynen. Şimdi asıl olay buralar gençler. Evet.
Burayı böyle aldık. Güzel değil mi? Şimdi izi hiç kaybetmeden bunun üzerinden böyle giderek yemin ediyorum güzel yapıyorum ben bu işi. Şu fırçayı alabilir miyim? Ne haberin? Evet, o fırça. Alayım. Thank you. Şimdi şöyle çizelim. Makineyi çok dik tutmayacağız gençler. Böyle mesela bizim analığın buraları çok sert. Kılları burada çok sert. Makineyi çok fazla dik tutarsanız makine kastırı verir. Vallahi cayır cayır kanatırsınız. O yüzden böyle en dipten yavaşça makineyi böyle hafif gevşete gevşete aşağı doğru çevirerek iki kere de alın ama sağlam alın. Müşterinin işteyse canı yanmaz. Gene düz yapmadım. Bundan önceki gibi böyle aşağı doğru eğimli verdim. Güzel oldu değil mi? Vallahi güzel oldu. Dur şöyle bir nerede yamukluk var ha? Bak burada artık bir yamukluk var. Bunu düzeltmemiz lazım. Tamam. Bakalım böyle. Bakayım analım. Kaldır. Çevir. Helal. Bu taraf. Vallahi iyi oldu. Değil mi? Aynen abi. Yaslan. Kaldır bakayım analım. Ne bilek var be. Helal olsun Alimto. İyi mi gülüm? İyi abi, nasıl? Şey, ayarlama yapacağız mı? Sakallarda. Vallahi çeneleri birazcık abi o kırık böyle şeyleri alalım. Yani. Alayım mı? Lister. İnceden bir geçelim diyor. İnceden, aynen. Evet gençler, böyle böyle alıyoruz şimdi. Fazla bir şey yapmadan şöyle.
Anıl'ı niye gülüm? Bu taraf, bu taraf. Aynen abi. Bence iyi. Çok da fazla kıllatmayalım. Aynen. Çok fazla kıllatmaya gerek yok çünkü sakalın modeli tarzı falan güzel şu an. Burada bir ince iz kalmış. Bana çevir, çevir. Kafanı çevir, ha, yaslan. Yok, o kadar kaldırma, el. Heh. Sadece yasla sen başını. Bak bakayım gülüm. Vallahi efsane oldu bence de. Sağlı sanki gerçi aynı ya. Ya aynı tabii. Dedim sağ taraf şey mi acaba da şurası böyle biraz daha... İki taraftan da aynı girdim. Yani bura fazla gibi geldi de bana. Yok. Şey, tamam. Bakayım. Ya da şeyden... Yok ikisi de aynı. Aynen. Açıklık aynı. Tam bir parmak. Ondan dedim. Tabii. Tam bir parmak açıklık bıraktım ki içeri girebileyim diye. İyi değil mi? Ya. Bıyıklar? İşte aşağı, 50 iyi mi? Aynen. Dudaklarını açayım mı? Lan Anıl maşallah sende dilber dudağı gibi dudak var. Maşallah vallahi billahi var ya. Bunları da çok fazla inceltmiyor. Hı hı. Mesela çok şey oldu. Evet abi. Anıl bak bakayım gülüm. Evet abi. Vallahi efsane. Değil mi? Bence iyi oldu. Güzel. Hoppa. Kulaklara mı yanaklara mı? Kulaklara abi sadece benim. Tamam. Burnunun içine atacağız mı? Ya bir gazım diyor. Yok abi. Anıl gene yakışıklı oldun be. Vallahi sayın abi. Yapma oğlum bir şey yapmadık. Yaslan. Evet gençler. Sir yapmak bir sanat işidir ve zordur. Bakın. Sir yapmak önemli. Müşterinin canını yakmamak daha da önemli. Şimdi sirimizi bu kadarcık aldık.
güzelce böyle soğutuyoruz. Zaten onun içi gene sıcak kalıyor. Biz dış katmanını soğutuyoruz. Soğuttuk mu? Sonra böyle sürün. Zaten onun içi yakıyordur şu an adamı. Bir yapın böyle. Hüfleyin, hüfleyin. Böyle hüf hüf hüf. Güzelce hüfleyeceğiz. Ama üfleyi bak, hüf. Karıştırmayın. Üf başka, hüf başka. Hüflediniz mi? Bitti. Ondan sonra ikinciyi alacaksınız. Üfleyeceğiz. Üf üf. Tamam mı? Ondan sonra sürün. Sonra hüfleyeceğiz. Yaptınız. Hüfledik güzelce. Sonra bunu soğumaya bırakın. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Ondan sonra bu tarafa geleceğiniz, ilk yaptığınızı şöyle bir ayıptır söylemesi, bak şu orta parmağınız var ya, şununla şöyle deneyin. Elinize yapışıyor mu? Yapışıyor. Hop, geri çekin, buraya yapıştırın, devam edin. Yaslan oldu. Yapıştırın, sen buraya yapıştırın. Tamam, bir şey olmaz ondan. Ondan bir şey olmaz, yapışsın. Daha kurumamış. Az biraz daha bekleyecek. Neden kurumadı? İç tarafından sürdük ya, ondan. Ya koltuğu ya, ne yaptın ya koltuğu var mı ya? Terbiyesiz. Aha. Hop be. Bu hiç kurumamış. Az sonra kururum. Yaşar, önemli olan tek seferde çekmeniz. Şimdi tekrar bir bakalım. Oğlum ne yapıyorsun? Yaslan, yaslan. Bir şey olmaz. Koltuğa yapışsın. Bir şey olmaz. Heh, bak kurumaya başlamış. Bak. İçi daha kuru değil. İçi hala ıslak. Ama böyle yaparak içine bastırın. Bastıracaksınız ki buradaki kıllara güzelce yapışsın. Ya arkadaşım, siz niye gülüyorsunuz ya? Allah Allah. Yapıştırdık. Şimdi bakın, asıl önemli noktaya geldik. Kulağı tuttunuz bak. Kulağı tuttuğunuzdan şöyle bir çıkartın bunu. Aldınız mı? Ahan da gördünüz. Gördünüz mü? Bak bir kere. Bak burayı böyle ayarlıyorsunuz. Gerçekten buna şaka yapmıyorum. Bazıları böyle bunu car 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 çekmeye çalışıyor. Yapmayın onu. Tek sende burayla gördüm zaten. Zarar verirsiniz kulağa. Bak. Kulağı ikiye ayıracaksınız. Zaten buradan çıkıyor sil. Bir kere de ya. Ahan da bu kadar. Bak hiçbir şey kalmadı. Yani hem kendinize eziyet yaptırmadınız hem müşteriye. Ah canım, kızardı da. Ay canım, yıkayamam. Gülüm, yıkıyoruz mu? İlk önce sen yüzünü, aynen, bir yıka orada. Ondan sonra kafanı ben yıkarım. Müşterilerin içinde de arkadaş kardeş gibi oluyor. Bunlar hep benim kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? Geliyoruz, çalışıyoruz biz. Ayrıca benim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Halim.altankingout şahsi hesabım. Salona linkinga ofisim var ya. O da iş yeri hesabım. Yaptığınız tıraşlar varsa oradan bana yazın. Ben size cevap veririm. Ayrıca TikTok'ta canlı yayında şu anda. Halim Altan Kingout 1925. Oradan da takip edin. Anıl, oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ve yorum yapmayı unutmayın gençler buradan. Yorum da yapın. Sormak istedikleriniz varsa sorun. Geç. Geç. Otur. Bekle, dur. Gel canım. Gel. Oo.
İyi, su sıcak. Güzel. Müşteriyi böyle yatıracaksınız. Ondan sonra yıkacaksınız. Önceden yatıramıyorduk. Şimdi yatırtıyoruz. İstedim yaptım. Evet. Böyle SS'i kalınları da ara sıra böyle tokatlayacaksınız böyle, şapaklayacaksınız. Şlaps diye. Kafasına masaj da yapalım. Tekrar ikinci şampuanla böyle. Bak, hizmette sınır yok. Böyle 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 böyle. Parmak uçlarıyla böyle böyle yapacağız. Böyle böyle. Böyle böyle yaparak temizleyeceğiz. Ondan sonra bu bu. O şampuan sesi gelecek oradan. Gençler çok şakalar yaptık. Bakın şakayı artık bir kenara bırakalım, direkt gerçeğe dönelim. Saç kesimini, teyitleri yaparken böyle yapacaksınız, unutmayın. O geçişleri falan filan, makinenin uçlarını, taraklarını, hangi izlerini, nerede kullanılacağını iyi öğrenin. Yani güzel kesimler çıkartmak istiyorsanız hem o hem de makasınıza çok iyi sahip olmanız lazım. Anıl gel oğlum. Gel lan. Dur dur o. Tamam. Gel. Gel abi gel. Helal abi gel. Vallahi helal abi oldu. Ulan var ya sen aradan Arap olmamışsın lan. Böyle Suudi prensi, prensi, böyle prensi, belahtı, belahtı falan. Allah. Oo. Vallahi yakışıklı oldun ha. Yani malzemeyi işte biraz toparlamaya çalıştık. Olduğu kadarıyla. En fazla bu kadar toparlanıyor. Yemin ediyorum ben güzel saç kesiyorum bak. Şöyle bir çek, dön bakayım ya. Ulan yemin ediyorum harbiden 10 numaralı vallahi katlı çıkmışım ya. Gençler işinize böyle aşkla bakın, aşkla. Aşkla yapın. Ne yapıyorsanız. Böyle kontrol edin vallahi. Ulan yemin ediyorum ben biliyordum bir şey ya. Gülüm kurutacağız mı? Yok ya ne kurutması, zaten 3 tane terli kalmadığı saç var. Allah aşkına. Neyini kurutacağız ya. Al. Mandalina kolonyası. Alaçatı. Almayı unutmayın. Evet. Şimdi sıra geldi fotoğraf çekimine. Bunu da kapağa koyacağız. Herkes orada izliyor değil mi bizi böyle? Hem canlı yayın hem fotoğrafta. Yeter daha. 50 tane çektim. Anladım. Var mı başka anlıyorsun sevgilim? Gençler. Videomuzda kah hüzünlendik. Dersem yalan olur. Hiç de hüzünlenmedik valla. Bayağı komedili geçtik. Güzelle ders de verdik. Şöyle patron kartonuna da oturalım. Beni izlediğiniz için... Ne oluyor lan? Aa fotoğraf. Yakışıklı olayımdır. Şöyle. Patron gibi oturalım ya. Ne yapıyorum? Ya? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Sen çocuğu oturuşu. Gösterilir. Hayır. Güzel oldu mu? Gençler, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.